Sayın seyirciler, Avrupa İslam karşıtlığını destekleyen bir karar daha aldı. Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organlarından biri olan Avrupa Adalet Divanı 14 Mart'ta aldığı bir kararla birlik üyesi ülkelerde işverenlerin çalışanlarının görülebilir bir şekilde herhangi bir siyasi, felsefi, dini simge taşımalarını yasaklayabileceğine hükmetmişti. Buna istinaden Danimarka'dan skandal bir karar geldi. Şimdi bu kararı ve orada yaşayan Müslümanlara nasıl yansıdığını konuşacağız. Telefon attığımızda Kopenhag Din Hizmetleri Müşavir Vekili Adnan Bülent Baloğlu var. İyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz Sayın Baloğlu. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Baloğlu, Danimarka işsiz başörtülü vatandaşlarına önerildikleri iş yerinde işverenlerin istemesi durumunda başörtülerini çıkarmaya mecbur bırakılacağı ve işi kabul etmeyen başörtülü işsiz kişilerin işsizlik ödeneğinin kesileceğini açıkladı. Bu kararın detaylarını bize açıklayabilir misiniz? Efendim, öncelikle tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu tartışmanın başörtüsü yasağı üzerindeki tekliflerin geçen Eylül ayından itibaren, daha doğrusu geçen yılın ortalarından itibaren yoğun bir şekilde tartışıldığını biliyoruz Avrupa'da. Bu tartışmayı başlatanlar özellikle dini özgürlük, kadın hakları veya cinsiyet eşitliği, seküler gelenekler ve terörizm endişesi bağlamında özellikle burka kıyafeti ile nikap adı verilen, bizim peçe olarak bildiğimiz bayanların örtünme biçimlerini tartışmaya açtılar. Bu tartışma etnik ve dini azınlıkları asimile etme hedefine yönelik çabaların bir parçası olarak özellikle Avrupa'daki aşırı ırkçı politikaların, sağcı politikaların öncülüğünde başladı ve bilhassa göçmenleri dini ve kültürel bakımdan asimile etmeye yönelik teklifler giderek bu hareketlerle birlikte cesaretlendi. Şunu da ifade edelim ki göçmenler üzerinden bir İslam ve Müslüman karşıtlığı Avrupa'da giderek ivme kazanıyor. Danimarka'da bu durumdan haliyle etkileniyor. İsterseniz buna kelebek etkisi diyelim. Vaktiyle Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da başlayan tartışmalar İskandinavya'nın giriş kapısı olan Danimarka'yı da etkisi altına aldı. Bu bahsettiğiniz yasak özellikle Danimarka Halk Partisi'nin entegrasyon sözcüsünün Yabancılar ve Entegrasyon Komisyonu'nda sorduğu bir soruyla başladı. Dedi ki Sayın Bakan, işsizlik kasaları, yani burada iş ve işçi bulma kurumu olarak geçiyor. İş ve işçi bulma kurumunun işe alırken vatandaşları onların çalışma kıyafetlerini düzenleyip düzenleyemeyeceğini, bu düzenlemeye karşı çıkanların işsizlik hem işe alınmasını engellediği gibi işsizlik yardımını da kesip kesemeyeceğini sordu. Bakan daha sonra bir nihai cevapla buna cevap verdiler. Nihai bir cevap verdiler ve dediler ki evet, iş ve işçi bulma kurumları işsiz vatandaşlara gösterdikleri işleri şayet taktıkları peçe veya burkadan dolayı kabul etmezlerse bunların başvurularını reddedebilir cevabını verdi. Hatta bunda direnenlerin şayet işsizse işsizlik paralarını da kesebileceğine hükmetti. Bütün bu tartışmaların aslında çerçevesinde yapıldığını ve bu tartışmaların özellikle Danimarka'nın 2025 yılı Danimarka ekonomik hedefleri dini mesaj veya görünüm arz eden bir takım nesnelerin görünür alandan, yani kamudan yasaklanıp yasaklanmaması tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bugün mesela bir örnek vermek gerekirse Danimarka Halk Partisi'nin sözcüsü şöyle diyebiliyor. Kolye veya küpe olarak küçük bir Hristiyan haçı, küçük bir Yahudi Davut yıldızı veya küçük bir Müslüman hilaline tamam diyor. Bunlarda bir sorun yok. Ama bizim asıl takibatını yapacağımız nesneler görünür nesneler olacaktır ve başörtüsü de bunun başında geliyor diyor. Evet.
Şu anda bu karar uygulanmaya başlanmadı değil mi Sayın Baloğlu? Hayır, bu karar şu an uygulanmadı. Yalnız bildiğimiz kadarıyla iki belediye bu alınan karar çerçevesinde uygulamaya başladı. Yani iki tane büyük belediye bunu uygulamaya başladı. Ama yine bildiğimiz kadarıyla bir süpermarket zinciri de başörtülü iş müracaatlarını dikkate almıyor. Kendi çalışanları içerisinde özellikle başörtülü personeli müşteriyle doğrudan bir temas olmayacak şekilde arka planda. Yani görünür olmayan hizmetlere çekiyor. Ama Demet Hanım isterseniz bu yasağın arkasındaki gerekçeleri ve buna karşı duranları da kısaca zikretmek isterim eğer evet. izniniz olursa. Evet. Bu yasağı savunanların gerekçeleri şöyle. Diyorlar ki son zamanlarda Danimarka nüfusu içinde meydana gelen değişimlerden kendini tecrit etme, koparma teşebbüsleri gözleniyor. Özellikle bu etnik azınlıklar içerisinde. Bu kopmaların ortaya koyduğu manzara Danimarka'nın giderek bir Müslüman ülkesine dönüşmesine zemin hazırlıyor. Evet. Bu durum ülke için hiç de iyi bir şey değil. Başörtüsü halkı biz ve onlar şeklinde bölüyor. Başörtülüler giderek kendilerini Danimarka toplumunun asli değerlerinden uzaklaştırıyorlar. Evet. Danimarka bugüne kadar azınlıkların taleplerine fazlaca boyun eğdi. Bilhassa Müslümanlara çok fazla tolerans gösterdi. Ve Danimarka giderek kendi kültürel alışkanlıklarından ve değerlerinden uzaklaşıyor. Evet. Dini inançlara evet saygılı olmak bir yere kadar. Ama bizim çocuklarımızın azınlıkların kurallarına uymak zorunda kalması bizi rahatsız edecek boyutlara ulaştı diye bir takım gerekçeleri ileri sürüyorlar. Ama bunun yanında tabii bu gerekçelere itiraz edenlerin, karşı duranların da argümanları var. Onlar da diyor ki, bütün bu söyledikleriniz, bu gerekçeler gerçeği yansıtmıyor. Danimarka toplumu çok kültürlü, çok sayıda etnik kökenli vatandaştan oluşan bir toplum. Bugüne kadar bunu tehdit edecek bir manzara ortaya çıkmadı. Danimarka özgürlükler ülkesidir, inançlara ve kültürlere saygılıdır. Kaldı ki Danimarka kendi temel değerlerini koruyacak ve onlara sahip çıkabilecek güce evet. de sahiptir. Danimarka evet. kültürünün zayıf ve korunmasız olduğu tezi saçmadır. Bu tip kararların alınmasında her kurum kendi kararlarını verebilecek en yetkili mercidir. Evet Sayın Baloğlu. Şeklinde karşı argümanlarla geliyorlar. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.